soralımın değerli izleyicileri. Ülkemiz tarımını her gün farklı bir bölgeden sizlerle e, muhabbet ederek e, tarımın gerçeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de şu anda Ziraat Mühendisimiz Sayın Fatih Bey ile beraberiz. Onunla birlikte tarım konusunu gündemimize aldık ve Fatih Bey'e e, öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk efendim. E, Fatih Bey siz ziraat mühendisi ve bitki korumacısınız... Evet. Türkiye'yi e, karış karış beraber gezdiğimiz oluyor... siz. Ayrıca gezdiğiniz oluyor... Evet. Türkiye tarımına şöyle bir giriş yaparsak, e, sizin ağzınızdan bir şeyler duymak istiyoruz. Şimdi, de... İnsan biraz sesimizi yükseltirsek. İnsan toprağı çok seviyor. Hani bir yaştan sonra insanlar sürekli toprakla içli dışlı olmak istiyor. Tabii bunlar gidip hobi bahçeleri alıyor, bazıları büyük işlere giriyor, daha büyük tarlalar alıyor. Tabii bu işleri bilmeden veya istemeyerek yanlış yapıyorlar doğal olarak. Bu da toprakların bozulmasına sebebiyet veriyor. Türkiye genelinde durum bu. İnsanlar tabii bunu iyi bir şey yapmış gibi yapıyorlar. Ama aslında toprağa zarar veriyorlar. Sonradan tabii bilinçli bir hale geldiklerinde bunu düzeltebilirler. Hı hı. Türkiye genelinde doğal olarak durum bu şekilde. İnsanlar toprağa daha da içli dışlı olmak istedikleri için. Yani demek istediğim şu. Bir tarla alıyorlar. O tarlayı ekiyorlar, biçiyorlar. Her sene aynı ilaçları veriyorlar. Her sene aynı gübreleri veriyorlar. Bu toprakta bir birikinti oluşmasına sebebiyet veriyor doğal olarak ve toprak kilitleniyor. Bir süre sonra verim almamaya başlıyorlar. Bu da tabi bunların şikayetleri haline geliyor. Biz ne yapsak ki bu topraklar düzelsin demeye başlıyorlar. Tabii Türkiye genelinde pH oranları yükseliyor topraktaki ve topraktaki potasyum birikintisinden dolayı verim azalıyor. İnsanlar da bundan şikayet ediyor. Türkiye genelindeki Baktığımızda durum bu şekilde Ömer Bey. Şu anda e, gitmiş olduğumuz arazilerde en büyük e, karşılaştığımız problem bir toprak analizinin yapılmayışı. Evet aynen, aynen o şekilde. E, sizin ağzınızdan insanlara hem öneri olarak e, ne yapmaları gerekiyor ki tarıma doğru bir şekilde e, Şimdi, yatırım yapabilsinler? Az önce de dediğim gibi insanlar ezbere bir tarım yaptıkları için hani Hı -hı. bilinçli bir tarım yaptıkları için dolma atadan tabii, da tabii. Diyelim, Hani çevresindeki komşularına bakarak hani o ne yapıyor? Hı -hı. Ben de aynısını yapayım. Ben de aynı verim alırım gibisinden baktıkları için ve her sene aynı şekilde gübreleri kullanıyorlar, aynı ilaçları kullanıyorlar. Tabii toprağın iç yapısına bakmak lazım. Dediğiniz gibi toprak analizi yapıp içerisindeki makro besinleri, mikro besinlerin hepsinin miktarını öğrenip hangisi eksikse ona göre bir müdahale edilmesi, ona göre bir katkı yapılması lazım toprağa ki verim o şekilde artar. Şimdi biz tarım programı yaptığımız için artık biz de toprakları çok yakinen tanıyoruz. Ve toprak hakkında ciddi bir bilgi birikimi oluştu. Türkiye'nin 7 bölgesinden 81 vilayetine varana kadar birçok yerden toprakları inceledik, analizlerini gördük. Ve görmüş olduğumuz bir netice var. Nedir? Topraklar şu anda e, organik değeri çok düşük. Yani e, yüzde verecek olursak yüzde 0.30 ile 30 30-70 e, e, arası bir değer çıkıyor. E, evet. 1.74 gördüğümüz toprak yok gibi yani çok az. E, bu da gösteriyor ki ülkemizdeki toprakların organik e, madde değerleri çok düşmüş durumda. E, ayrıca pH dediğimiz olay yani nedir? E, onun ...bir yerde metabolizması yani çalışanı çok yükselmiş durumda. Şimdi bunları normale döndürmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi öncelikle az önce de söyledik, tekrar tekrar söyleyelim. Bilinçsiz bir tarım yapılıyor. Tabii bu haliyle pH'nin yükselmesine, organik maddenin azalmasına sebebiyet veriyor. Şimdi insanlar ne yapmalı ki bu şeyin yükselmesi önüne geçilsin, organik değeri yükselsin toprağın... Şimdi insanlar bunu araştırmak zorunda veya şu anda biz program yapıyoruz. İnsanlara bunları aktarmaya çalışıyoruz. Yani bir birlik olmak zorunda insanlar. Kooperatifleşme mi dersiniz adına, birlik mi dersiniz bilemem ama insanların bir köy topluluğu oluşturması lazım ki aralarında bir bilgi alışverişi olsun. Anladınız mı? Yani insanlar bunu yaptıkları zaman doğru bir şekilde tarımlarına ve topraklarına daha yüksek bir değer katma değer katabilirler. Aynı zamanda hangisinin ne ekeceği, ne zaman ekeceği belli olur ve hepsi birlikte bir sürekli bir haberleşme ağı içinde olurlar. O zaman tarım daha ileriye gider. Şimdi benim anlatmak istediğim şu. Bizim amacımız insanları bilgilendirmek. Hı hı. Ee, doğru tarıma yönlendirmek. Toprak analizini yapmış vatandaş. Toprağın e, birkaç tane değerlerini söyleyeyim ben size. Nedir? E, 0.70 organik değeri, e, %47 potasyum. İşte pH olarak da baktığımızda %7.80 e, pH'i var. Bu toprağa ne yapmalı? Şimdi ülkemizin en büyük değerlerinden birisi Leonardit. Evet. Leonardit çoğu insanın bilmediği bir şey. Şimdi yeni yeni insanların öğrenmeye başladığı bir şey. Bu madde toprağın pH, pH değerini dediğiniz yüksek değeri düşürüyor. Toprağın isteyeceği, bitkinin isteyeceği şekilde optimum bir düzeyi çekiyor. Daha sonra toprağın içerisindeki mikroorganizma aktivitesini arttırıp bitkinin topraktaki makro ve mikro besinleri alabilecek hale gelmesine fayda sağlıyor. Yani bu Leonardit'i toprağa verdiğimiz zaman aynı zamanda toprağımızın organik değerini arttırmaya çalışıyoruz. Ne bu ne o Leonardit? Yani milyon yıllar önce ölmüş canlıların kalıntıları. Bu kalıntıların içinde tabii ki haliyle organik madde ihtiva ediyor. Çok yüksek oranda %80, %82. Bu oranlarda organik maddeler ihtiva ediyor. Sen bunu toprağa verdiğinde doğal olarak organik madde miktarı artıyor, pH'si düşüyor. Toprak yani yüzyıllar önceki haline dönüyor. Sen bunu yaparsan verimin ne artar doğal olarak? Yani demek istediğim Leonardit. Leonardit'i daha sonra hümik asite çevirip sıvı halde kullananlar da var. Hümik asit de Leonardit'ten daha iyidir. Çünkü hani onu bir şeye sokuyorsunuz, kimyasal aktivasyona sokuyorsunuz. Topraktaki etkisi daha da artmış oluyor. Hümik asit ve Leonardit'i çiftçilerimiz tarla sahipleri topraklarında kullanabilirler. Şimdi bu güzel bir şey oldu. Onun haricinde de bir de gelen bir başka analiz sonucuna göre ülkemiz toprakları aynı zamanda kireçli. Aynen öyle. Gelen kireç oranı yüzde 45 ve yine potasyum oranı yüksek. Yine pH olarak %8'in üzerinde. organik madde itibar oranı da 1.70. Yani bize gelen analizlerden bazılarını size söylüyorum. Bunun için ne yapmalı? Şimdi dediğimiz gibi humik asit görevini yaptı. pH'yi düzeltti. Hı hı. Organik madde değerini arttırdı. Ama kireç konusunda humik asitin yapabileceği, ...leonardin yapabileceği bir şey yok. Yani orada bir etkileşime giremiyor toprakla. Burada devreye sıvı kükürt giriyor. Sıvı kükürt toprağa verildiği zaman topraktaki kireci önlüyor. Aynı zamanda toprak tuzluluğunu önlüyor ve toprağın su tutma kapasitesini arttırıyor. Bu önümüzde gördüğümüz şu evet. malzeme sıvı kükürt. Bu sıvı kükürt böyle altın sarısı renginde oluyor. Bunu doğadan alıyoruz, doğal olarak işliyoruz ve sıvı hale bir getiriyoruz. Toprağa verdiğimiz zaman toprağın hem pH'sını düşürüyor. Yani. Aynı humik asitin görevlerini görüyor aslında. Ekstra olarak kireci söküyor, tuzluluğu önlüyor. Yani evet. kireçli ve tuzlu topraklarda insanlar sıvı kükürtü. Eğer kireç ve tuz yoksa humik asiti kullanabilirler. Yani bir sonraki aşamada kireçli topraklar için önereceğimiz malzeme sıvı, sıvı kükürt. Kükürt diyoruz. Aynen öyle. Şimdi birçok bölgede şeyin yanı sıra yani bu doğal organik değerli ürünlerin yanı sıra makro elementlerde kullanmamız gerekiyor. Aynen öyle. Bunlara da bize ne yapılmasıyla ilgili bilgi verirseniz çiftçilerimiz doğru bilgilenmiş olur. Şimdi dediğim gibi Toprak analizini yaptık Hı -hı. ve önümüzde değerler çıktı. Azot, fosfor, potasyum değerlerimiz çıktı. Bu zaten sayfamızın en başında çıkar. Yeterli, yetersiz yazar yanında Hı -hı. o ibareler yer Hı -hı. alır. Baktık, azot değeri yetersiz. Potasyum yetersiz vesaire yazıyor. Biz bunu alıp hani gübrelerimiz var. Azot değeri yüksek gübreler, potasyum değeri yüksek gübreler. Tabii bu gübreleri alıp biz leonardit dedik az önce. ile kapladığımız zaman Düşünün potasyumu leonarditte kaplıyorsunuz. Evet. Bu ne olur? Toprağın hem pH'sını düşürür, hem organik maddesini arttırır, hem de potasyum ihtiyacını karşılamış olur haliyle. Siz bunu yaptığınız zaman hem organik miktarını da arttırmış olur, verimde de çok büyük artış sağlarsınız. Böyle bir gübre var mı? Var. Organa mineral gübre olarak geçer. Yani bunun içinde leonardit de vardır, potasyum da vardır, azot da vardır, fosfor vardır. Evet. Üç tane ana elementimiz vardır. Hı. Bu elementlerle kaplanmış leonardit, Şimdi buna organo mineral gübre diyorlar. Dediğim gibi bunu toprağa verdiğimiz zaman çok büyük etkileri oluyor. Şimdi topraklarımızda fidan dikerken özellikle şu anda sezonumuz fidan dikme sezonu. E, fidan e, alıyor çiftçilerimiz. Ve e, ne yapmalılar ki fidan dikme hazırlığını toprağın e, doğru bir altyapı hazırlasınlar? Şimdi... Öncelikle o fidandan fidana değişir tabii ki. Ama genel olarak toprağa önce girdiğinde at, çiftçinin, tarla sahibinin toprağa bir derin sürmesi lazım. Niye? Toprak bir havalanacak. O topraktaki bütün her şey toprağa karışacak. Önceden kalmış birikintileri toprağa gübür olarak geri dönecek. Bunu yaptı tamam. Ekim'de, Ekim, dikim zamanına geldi. Bitkileri Kasım ayında özellikle neden Kasım diye sorarsanız yani bu aylarda Şimdi yakında yağmurlar yağacak, karlar yağacak. Toprakla bir içli dışlı olmaya başlayacak. Aynı zamanda bu aylarda gübre vereceksiniz toprağa ki toprak o yağmurla, çamurla beraber toprağı iyice karışsın. Bitki de bunu çok güzel bir şekilde alsın. Aynı zamanda bitki kasım ayında yavaş yavaş uyku haline geçer. Uyku halindeyken hı hı. gelişmesi, kökünü geliştirmesi daha önemlidir. Bitki kökünü geliştirdiği zaman gelecek sene yani verim mevsiminde üst tarafına çalışması daha kolay ve daha verimli olacaktır. Evet, şimdi e, bakım periyotlarını size soralım. Bir bitki korumacı olarak e, ağacımızı diktik, e, güz bakımını yaptık. Daha evet. sonra e, baharla birlikte yeni bakımlar olması gerekiyor. Bu sezonlarda ne yapılması gerekiyor sizce? Ya Öncelikle ağacımızın durumuna göre, eğer küçük bir ağacımızsa, toprağa daha kökü tam oturmamışsa, Öncelikle ağacımıza bir çocuk gibi muamele edip ona budamasını yapacağız. Budamayı ne yapıyoruz? Ağacımıza yönünü gösteriyoruz aslında biz. Hı, hı İleride daha güzel meyvelerini alalım. Hani dalları daha sonra kırılmasın, yara almasın diye. Meyvelerini alabilmek için daha rahat ona bir yön gösteriyoruz ve ağacımız bu yönde ilerlemeye devam ediyor. Budamasını yaptık. Hı, hı. Dibine de gübresini veriyoruz ki ağacımız istiyor yani besin eksikliği oluyor. Toprak analizimi yapıyoruz. Diyoruz ki bu eksik yani potasyum eksik misal. Potasyumumuz eksik. Bunu bir ekleyelim toprağa. Toprağa ekliyoruz. Ondan sonra da bitkimiz gösterdiğimiz yönde, gösterdiğimiz şekilde devam eder büyümeye. Sulama şekli çok önemli mi? Sulama şekli bitkiden bitkiye değişir. Evet. Misal badem ağacını ele alalım. Badem ağacı aslında susuz ortamda da yetişir ama verimi az olur. Ama her bitki suyu sever. Her bitki suya muhtaç. Her zaman suyu düzenli olarak verdiğimiz zaman veriminizi arttırırsınız ya bu oran e, ne olmalı sizce yani sıklık derecesi dediğim gibi bitkiden bitkiye göre değişir bademde 10 günde 15 günde sulasanız da olur bazı Hı. bitkilerde bir haftada 6 günde bir sulasanız da olur ama sulamak çok önemlidir sulayacaksınız sürekli ki verim alsın ağaç o suyu alıp bunu meyveye dönüştürebilsin sulama çok gerçekten Damlama sulama mı sizce salma sulama mı Damla damlama sulama her zaman gibi daha önemli çünkü damlama sulama bir şey yani hastalıkları ve zararlıları taşıma konusunda salma sulama daha etkilidir. Çünkü hastalık ve zararları taşır o. Bitkiler hastalanır, ölür. Ama damla sulamada böyle bir probleminiz yok. O yüzden damlama sulama her zaman ön plandadır. Peki, şimdi köylülerimizde şöyle bir ah, yanlış diyebiliyorum ben ama siz bunu yanlışsam ben yanlışsam doğrultum. Hayvan gübresini yoğun bir şekilde veriyorlar. Ya bunun verilmesi ne kadar doğru? Şimdi Hayvan gübresinin içinde yabancı ot tohumları olur. Hı hı. Sen bunu toprağa verdiğinde bahçeni yabancı ot istilasına maruz bırakırsın göz göre göre. Ya o gübreyi tam yakacaksın yani tam haliyle böyle çok çok güzel yakıp öyle vereceksin. Fermentasyona uğratacaksın. Fermentasyona uğratacaksın ya da vermeyeceksin. Yoksa dediğim gibi yabancı ot istilasına uğratırsın. Tarlanın aynı zamanda yabancı otların içerisinde taşıdıkları hastalıklar olabilir, zararlılar olabilir... Bu senin tarlana zarar verir. Yani bu bilinçsiz yapılan bir şey aslında. Yani o zaman ne diyoruz köylülerimizi uyarırken? Tam fermente ee, olmuş ahır gübresi kullanabilirler. Şöyle bir toparlayalım diyorum. Ben sizden şu anda almış olduğum bilgileri toplayıp bir ee, şöyle bir özet geçeyim. E, yani köy, çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken en büyük şey toprağını bir defa analiz ettirecek. Aynen öyle. Toprak değerlerini görecek. Toprak değerlerini gördükten sonra ona göre makro ve mikro elementlerini, ona göre ayarlayacak Aynen öyle. ve verecek sulama sistemine gelince de damlama sulama sistemini tercih ettiği takdirde, doğru budama yaptığı takdirde başarısızlık diye bir olay mümkün değil. Yani işin kısaca özeti bu. Bunu doğru şekilde çiftçilerimiz yaparsa başarı gelecektir, mahsul gelecektir, güzel verim gelecektir. Bundan dolayı da hem çiftçimiz mutlu olacak. Hem ülkemize doğru gelir elde edilecek Aynen. hem de insanlarımız güzel kazançlar elde etmiş olacak. Fatih Bey programımıza katıldığınız için ve bizi bilgilendirdiğiniz için, bizim sorularımıza cevap verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Rica Bir ederim. sonraki programda sahada, arazide, e, direkt yerinde e, programa devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun diyoruz. Ehline soralım burada sona erdi. Görüşmek üzere arkadaşlar.